Merhaba sevgili Gaziantep, merhaba sevgili çocuklar. Ben Özge Selçuk Bozkurt, çocuk gelişimi ve özel eğitim uzmanıyım. Ve ayrıca Dans Eden Ağaç isimli kitabında yazarıyım. Daha önce şehrinize gelmiştim. Kütüphanelerde bu kitabımı sizlere okumuştum. Şimdi ise bu kitabı sizler için seslendireceğim. Hadi gelin dinleyin. Dans Eden Ağaç. Küçük su birikintisinin yanında güzel bir ağaç vardı. Ağacın dalları upuzundu. Her rüzgar estiğinde ağaç başlıyordu dans etmeye. Sağ tarafa hop, sol tarafa hop. Şimdi ayaklar sallansın dallar. Su birikintisinin olduğu yere bir sürü gelmişti. Koyunlar susamıştı çünkü hava çok sıcaktı. Suyu içtikten sonra koyunlardan biri ağacın gölgesini gördü ve sevinçle arkadaşlarına gösterdi. "Hey, buraya gelin. Burada bir ağaç gölgesi var. Oturup dinlenebiliriz." Ağaç o sırada kollarını aynı tarafa doğru uzatmıştı. Hayvancıklar gölgenin altına toplandılar. Tam oturacaklarken hop! Ağaç kollarını havada birleştirdi. Altındaki gölge yok oldu. Koyunlar şaşkınlıkla başlarını kaldırarak ağaca baktılar. Ağaç gözleri kapalı dansına devam ediyordu. Altındaki hayvancıkları görmüyordu bile. Sonra rüzgar diğer tarafı esti. Koyunlar gölgenin olduğu tarafa doğru koşuştular. Ve sonra diğer tarafa. Hayır, bu tarafa. Yo yo yo, burası. Ah, şimdi de arkası. Ağaç yerinde durmak bilmiyordu. O dallarını sağa sola savurdukça gölgesi de onunla beraber dans ediyordu. Bir o yana bir bu yana. Ve aksi gibi rüzgar da gittikçe şiddetleniyordu. Hey ağaç kardeş, çok yorulduk biz. Dans etmeyi biraz bırakabilir misin, dedi koyunlardan biri. Ağaç onları ne duyuyor ne de görüyordu. Kendini rüzgara bırakmış dans etmeye devam ediyordu. Sağ tarafa hop, sol tarafa hop. Şimdi ayaklar sallansın dallar. Ağaç yorgun hayvancıkları umursamadan dans ederken bir şey oldu. Bir piknik örtüsü rüzgarda uçtu, uçtu ve ağacın tüm bedenini sardı. Kımıldayamıyorum diye bağırdı ağaç. Çok endişeli görünüyordu. Altında yorgun gözlerle onu izleyen koyunları işte o zaman fark etti. Lütfen bana yardım edin. Koyunlardan biri, arkadaşlar şu dans eden ağaca yardım edelim, dedi. Bütün koyunlar peş peşe tekrarladılar. Yardım edelim, yardım edelim, yardım edelim, yardım edelim. Hep birlikte örtünün bir ucundan asıldılar. Örtüyü aşağı çekmeye başladılar. Ama ağacın bir dalı örtüden kurtulsa bu sefer diğer dalına takılıyordu. Sonunda kolları kurtulan ağaç gövdesine takılı kalan örtüye hayretle baktı. "Hey, işte bunu çok sevdim," diye bağırdı. Koyunlar örtüyü çekmeyi bıraktılar. Hep beraber dans eden ağaca baktılar. Örtü çok güzel bir etek olmuştu. Hem artık örtü sayesinde ağaç ne kadar sallanırsa sallansın altı hep gölge kalıyordu. Ağaç sevinçle kollarını kaldırdı. "Teşekkür ederim dostlarım," diyerek dansına kaldığı yerden devam etti. Koyunlarsa ağacın dibinde kıvrılarak dinlendiler. Bir yandan da ağacın neşeyle söylediği şarkıyı dinliyorlardı. Sağ tarafa hop, sol tarafa hop, şimdi ayaklar ve sallansın dallar. Yeni kitap ve yeni etkinliklerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Kocaman öpüyorum sizleri, hoşça kalın.